İyi günler arkadaşlar. Ben Osman Hoca. Osman Hoca ile Matematik ÖABT'nin kısa yollarındaki dördüncü videomuz olan sınır değiştirme problemleri videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar sizlere öncelikle sınır değiştirme ile ilgili olarak 3 tane soru çözeceğim. Daha sonra bir tane integral tarzı bir soru çözeceğim. Daha sonra da arkadaşlar sınav sorularını çözerek bu videoyu bitireceğim. Şimdi ben sizlere arkadaşlar dx dediğim zaman her zaman bana şunu yapacaksınız. Soldan sağa bak. Neymiş? Dx dediğim zaman soldan sağa bak. Arkadaşlar sizlere dy dediğim zaman da her zaman şunu yapacaksınız. Neymiş? Aşağıdan yukarıya bak. Soldan sağa bak demek arkadaşlar. Dx aşağıdan yukarıya bak demek neymiş o zaman söyleyin. Dy'ymiş. Dikkat edin. Bundan sonra o zaman dx ile ilgili sınır değişmelerde arkadaşlar şu mavi çizgiyi kullanacağım. Dy ile ilgili sınır değişmelerde de kırmızı çizgiyi kullanacağım. O zaman hemen bir soru çözerek arkadaşlar videomuza başlayalım. Şöyle yapıyoruz öncelikle. 0'dan 1'e, 0'dan 2x'e, dy dx. İntegralinin integrasyon sırasını değiştiriniz. Öncelikle arkadaşlar ben bu integrasyon bölgesini x'y düzleminde sizlere çizmek istiyorum. Onu şu şekilde çizeceğim. Evet, önceki x'y düzlemini çizelim. X eşittir 0'dan nereye? X eşittir 1'e. Y eşittir 0'dan arkadaşlar nereye? Y eşittir 2x'e. Direkt bölgemiz bu değil mi? Bölgemizi daha rahat anlamanız için arkadaşlar bölgemizin içini dolduruyorum. Ve öncelikle tabii ki verilenleri de buraya yazmak istiyorum. X eşittir 0, x eşittir 1, y eşittir ne arkadaşlar? Evet, 0'dan nereye? Y eşittir 2x. Şimdi sınır değiştirmeye başlayalım arkadaşlar. Sınır değiştirmede ben bunun dy dx olan sınırını dx diye yapacağım arkadaşlar. Her zaman şöyle yapalım istiyorsanız. Mavi sınır dışarıdaki sınır olsun. Buna biz dy yapacağız. Kırmızı sınır da arkadaşlar içerideki sınır olsun. Tamam? Şimdi gelelim mavi tarafa. Mavi taraf şu mu demektir arkadaşlar? Aşağıdan nereye bak? Yukarıya bak. O zaman dışarıdaki her zaman sayı içerideki fonksiyon olacağı için o zaman ne yapıyorum söyleyin. Y eşittir 0'dan nereye arkadaşlar? Evet. Y eşittir nereye? Evet. 2'ye. Şurası ne? Y eşittir 2. X1'i verdiğin zaman. O zaman Y eşittir 0'dan Y eşittir 2'ye. Kırmızı da arkadaşlar her zaman neydi söyleyin? Soldan sağa bak demekti. Soldan sağa bakarken arkadaşlar ilk değdiğim eğriyi aşağıya, son değdiğim eğriyi de her zaman ne yapacağım söyleyin bana? Yukarıya yazacağım. Sizin de gördüğünüz gibi burada ilk değdiğim eğri arkadaşlar x eşittir y bölü 2 değil midir? Daha sonra değdiğim eğri de söyleyin x eşittir 1 değil midir? İşte bu şekilde sınır değiştirme yapıyoruz her zaman. Çok kolay bir konu. Sınır değiştirirken sizden istediğim tek şey kendinize güvenmeniz. Ve bu konuyu çok rahat anlayabileceksiniz bakın arkadaşlar. Daha farklı sorular da çözeceğim ben şimdi sizlere. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir tane daha soru çözelim. 0'dan 1'e 0'dan nereye arkadaşlar? X kareye. Evet, dy dx. Ben bu bölgenin arkadaşlar integrasyon sırasını değiştirmek istiyorum. Şimdi öncelikle şunu yapacağım. Ben öncelikle bir şey çizelim. X'ye düzlemi çizelim sizlere. X eşittir 0'dan yani x eşittir 0'dan x eşittir 1'e ne demekti? Zaten soldan sağa demekti değil mi? X eşittir 0'dan x eşittir 1'e. Başka nereden nereye söyleyeyim bana? Y eşittir 0'dan arkadaşlar. Nereye? Hemen söyleyeyim bana. Y eşittir x kareye. Bahsettiğim bölge. Tabii ki arkadaşlar bunu tam şuraya koyalım. Daha güzel olsun hem görüntüsü de. İçeriği ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen boyuyorum. Şimdi sizden şunu istiyorum o zaman. Dy dx olan sınırı ben ne yapacağım arkadaşlar bu sefer? Evet. Dışarıdaki sınır o zaman şey olacak direkt. Evet. Dışarıdaki sınır ne olacak arkadaşlar? Dy olacak. İçerideki sınırında ne olmasını istiyorum söyleyin bana. Dx olmasını istiyorum. Y dediğim şey dışarıda olduğu için her zaman sayı değil mi arkadaşlar? Y'de ben şunu mu yapıyordum? Aşağıdan yukarıya bakıyordum. Sonuçta şurası x eşittir 1 olduğu için arkadaşlar zaten şurası ne olur söyleyin. X eşittir nereden? Şey pardon söyleyeyim bana. Y eşittir 0'dan nereye arkadaşlar? X eşittir 1 olduğu için şurası da 1 olacağı için Y eşittir 1'e hemen sınırım yazıyorum. Bana X'i söyleyin arkadaşlar. X'te de her zaman ben soldan sağa bakmayacağım mı? Soldan sağa baktığınız zaman
İlk değdiğiniz yeri aşağıya, son değdiğiniz yeri de arkadaşlar yukarıya yazacaksınız. İlk değdiğiniz yer y eşittir x kare, yani x eşittir kök y değil mi arkadaşlar? Son değdiğiniz yerde x eşittir 1 değil mi? O zaman bakın ne yapmış olduk söyleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sınırları çok rahat bir şekilde değiştirmiş olduk. O zaman şimdi bir tane daha şey çözelim, size soru çözelim. Bu daha şey olsun, güzel bir soru olsun arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. X eşittir 0'dan, evet x eşittir 1'e, y eşittir x'ten, y eşittir 3x'e, dy dx diyorum arkadaşlar. Hemen bunun integrasyon bölgesini sizlere çizmek istiyorum. Hemen çiziyorum bakın şu şekilde. Evet, nereden nereye söyleyin bana. X eşittir 0'dan x eşittir 1'e, y eşittir x'ten nereye arkadaşlar söyleyin bana, y eşittir evet 3x'e. Ve daha rahat görmeniz için şuranın içini ne yapıyorum arkadaşlar, boyuyorum sarı olsun, evet her zaman gibi. O zaman öncelikle şurada verilenleri bir yazalım değil mi? Şurası neydi zaten? X eşittir 0. Şurası neydi söyleyin? X eşittir 1. Bunu görmeden önce şunu görmenizi isteyeceğim sizden şimdi. Bakın izleyin beni bir. Şurası y eşittir x arkadaşlar. Şurası da y eşittir 3x değil mi? Şimdi dikkatini çekiyorsa x eşittir 1 ise şurası nedir? Y eşittir 1'dir. Ve şurası da arkadaşlar nedir? Y eşittir 3'tür. Şimdi bakın ben burada integrasyon sırası değiştirirken şuna dikkat edeceğim. Şimdi sonuçta ben içeriye arkadaşlar dışarıya d'ye yapacağım için sayılarım dikkatini çekiyorum zaten. Bakın bir y eşittir 1 var, y eşittir 3 var. Sırf buradan bile benim bunu 2 bölgeye bakın arkadaşlar değil mi? Ayıracağım sonuç çıkmıyor ortaya. O zaman şöyle yapacağım ben. Şuraya bir d'ye diyorum, artı diyorum arkadaşlar. Bir tane de şuraya d'ye diyorum. Bunların içleri de ne olacak söyleyin bana? Dx, dx olacak. Şimdi o zaman söyleyin bana. Y'ye bakıyorum arkadaşlar. Ne olacak söyleyin. Aşağıdan şey değil mi, yukarıya değil mi? Y eşittir 0'dan nereye? Söyleyin bana. Y eşittir 1'e hocam. Evet. Y eşittir 0'dan. Y eşittir 1'e. X dediğim şey de soldan sağa bak demek değil mi de arkadaşlar? Solda ilk değdiğim yer burası. Evet. Sağda da ilk değdiğim yer burası mı? Yani soldan sağa baktığın zaman ilk değdiğim yer arkadaşlar. X eşittir Y bölü 3 mü? Daha sonra da değdiğim yer X eşittir Y değil mi? Artı diyorum arkadaşlar yine y eşittir nereden söyleyeyim, birden nereye, y eşittir 3'e, bakın bölge ne kadar güzel tamamlanıyor. Evet izleyin şimdi burası çok güzel, bakın soldan sağa bakıyorum, x eşittir nereden, y bölü 3'ten. Bakın buraya çok dikkat edin arkadaşlar, ilk değdiğim yer burası, son değdiğim yer burası, son değdiğim yerde bakın ne söyleyeyim bana, x eşittir arkadaşlar 1'e. Bunu yazdığın zaman bakın dikkat edin, zaten şuraya eğer ben kırmızı ile eşitlersem yazdığım yeri, zaten mavi bölgeye yaptığınız zaman bakın arkadaşlar şu sarı bölgenin ne yapmış olduğunu söyleyin, tamamını zaten elde etmiş oldunuz. Şimdi arkadaşlar sizlere bunu bazen integral şeklinde de sorabiliyorlar. O zaman bir tane integral sorusu ile ilgili bir örnek yazayım ben sizlere. Sıfırdan nereye? 1'e. Y'den 1'e sinüs x kare dx dy. Şimdi arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi zaten sinüs x karenin integralini almak çok kolay değil. Çünkü zaten hatta alınmaz. Bunun için biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu sırayı değiştirmemiz lazım. Öncelikle sizden bu integrasyon bölgesini çizmenizi istiyorum. Şöyle yapıyorum o zaman arkadaşlar. Tabii ki şöyle yapalım. Önce şunu yapıyorum ben. X eşittir y düzlemini çiziyorum. X'ye düzlemini çiziyorum yani. Y eşittir 0'dan nereye arkadaşlar söyleyin bana. Y eşittir 1'e hocam. Bakın hatta oluştururken de size direkt yazayım bunları. Burası ne? Y eşittir 0'dan söyleyin nereye? Y eşittir 1'e. X'e bakarken de solda ilk kimi görmüşüm söyleyin bana. Burası bakın çok güzel. Solda ilk kimi görmüşüm arkadaşlar? Evet X eşittir. Bakın Y'yi görmüşüm. Daha sonra sağda kim görmüşüm arkadaşlar? Bu solda gördüğüm yeri, şu da sağda gördüğüm yeri. Sağda da kim görmüşüm ben? 1'i görmüşüm. O zaman ben size integrasyon bölgesini çizin dersem, boyayın dersem şurası mı olur arkadaşlar? Niye böyle oldu bir daha söyleyin. X demek şey demek değil miydi arkadaşlar? Evet söyleyin bana, X dediğim şey her zaman soldan sağa demek değil miydi? Y'de aşağıdan yukarı değil miydi? Aşağıda 0'a değmişim. Yukarıda 1'e değmişim. Evet dx'i de arkadaşlar solda y'ye değmişim. Sağda ne yapmışım?
1'e değmişim. O zaman ne yapıyorum söyleyeyim. Şimdi bunun integrasyon arkadaşlar sırasını ne yapıyorum? Mavi dediğim yer ne olacak tabii ki? Evet, dx olacak. Kırmızı dediğim yer ne olacak arkadaşlar? Dy olacak. Tabii ki içeride de bizim bir fonksiyonumuz var. Hangi fonksiyon var arkadaşlar içeride de söyleyin. Sinüs x kare var. Şimdi gelin hep birlikte güzel bir sınır değiştirelim. X dediğim şey arkadaşlar her zaman şu demek değil miydi söyleyin bana. Soldan sağa. Solda kim var? X eşittir sıfırdan nereye söyleyin. Evet. X eşittir nereye arkadaşlar bakın. 1'e. Şurası 1. Şurası 0 değil mi? X eşittir sıfırdan. Nereye arkadaşlar? X eşittir 1'e. Şimdi Y'ye geldiğim zaman da Y'de arkadaşlar aşağıdan yukarıya bak değil miydi? Biliyorsunuz X'in de her zaman zaten sayıydı. İkinci sınırda da her zaman fonksiyondu. Aşağıdan yukarı baktığım zaman ben ilk olarak sıfıra değdiğimi görüyorum. Siz de bunu gördünüz. Daha sonra arkadaşlar ilk olarak buraya değdim. İkinci olarak da şuraya değmedim ben. Bakın izleyin şurayı. Evet. İkinci olarak da kime değdim ben? Bu Y eşittir arkadaşlar. X'e değdim. Evet. Şeyin sınırını ne yazalım? Mavi sınırı yazalım. Sıfırdan nereye olacak? 1'e olacak. Arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi zaten. Şu integrali bana yazın desem. Artık şey yapalım. Direkt yapalım. Sıfırdan 1'e. Zaten şu kırmızı sınırın x kareye ait olmadığı belli. Yani dy'ye bağlı integral alacağım için direkt şuraya x çarpı ne yazabilirim söyleyin. Sinüs x kare dx yazabilirim. Zaten buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar çok temel bir integral çıktı. Ve bunu da herkes çok rahat bir şekilde yapabilir. Çünkü burada x kare eğer u derseniz zaten 2x dx du olur. Ve buradan çok kolay bir sonuç çıktı bakın. Sınır değiştirme sorularında bu tarz sorularda eğer şöyle rahat bir integrale gelemiyorsanız arkadaşlar... Ya sınır değiştirmenin bir yerinde kesinlikle ne yapmışsınız söyleyin bana. Hata yapmışsınızdır. Şimdi o zaman sınav sorularını çözerek arkadaşlar bu konuyu bitireceğim. Şimdi ilk olarak sizlere 2013 ÖABT sınavında çıkan, matematik sınavında çıkan arkadaşlar bir soruyu yapacağım. Sorumuz şuydu. Sıfırdan 1'e, evet nereden nereye bir de 2x'ten 2'ye, fx, y, dy dx'in arkadaşlar integrasyon sırasını değiştiriniz. Şimdi şöyle yapıyorum. Yine bu bölgeyi ben hemen çiziyorum bakın sizlere. Nereden nereye geliyorum söyleyin. X eşittir sıfırdan. Evet. X eşittir sıfırdan nereye? X eşittir 1'e. Ne kadar kolay bir soru bakın. Y eşittir arkadaşlar. Y dediğim şey değil mi? Aşağıda kime değmişim söyleyin. Evet. Y eşittir 2x'ten. Daha sonra arkadaşlar nereye değmişim? Söyleyin bana evet. Y eşittir bakın. Kime değdim? 2'ye değdim. Hatta bu değdirmeyi sizlere tam bakın göstermek için şöyle yapacağım. Evet şöyle olacak değil mi? Şimdi o zaman benim arkadaşlar şu an bahsettiğim bölge direkt şurası olmuyor bakın. Yani bahsettiğim bölge şurası sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi ben sizden şunu istiyorum. Bana buranın sırasını değiştirin arkadaşlar. O zaman ilk olarak şöyle mi yapacağım? Dışarıdaki sınırı dy yapacağım. İçerideki sınırı ne yapacağım arkadaşlar? Dx yapacağım. Sizden görmenizi istiyorum. Y dediğim şey arkadaşlar aşağıdan yukarıya değil mi? Ama dışarıdaki sınırdan başladığım için sayı sınırına bakacağım. Zaten şurası 1'di. O zaman söyleyin bana. Evet nereden nereye? Y eşittir 0'dan şurası 1 ise burası da y eşittir 2x doğrusu olduğu için arkadaşlar. Şurası direkt nedir söyleyin? Y eşittir 2'ye. Y eşittir 0'dan. Y eşittir 2'ye. X'e bakarken arkadaşlar soldan sağa bakacağım. Solda ilk olarak ben kime değdim bakın. Şuraya değdim. Daha sonra şuraya değmedim mi? O zaman ne yapıyorum söyleyin. X eşittir 0'dan arkadaşlar. Nereye? Söyleyin bana. Evet. X eşittir nereye? Y bölü 2'ye. İşte bu kadar basit. Ve şimdi sizler arkadaşlar son soru olarak 2015 ÖABT lise sınavında çıkan soruyu çözmek istiyorum. Evet. 2015 ÖABT lise sorusunu çözüp bu videomu tamamlayacağım. Arkadaşlar sorumuz şu. 0'dan 3'e karekök x bölü 3'ten 1'e e üzeri y küp dy dx. Öncelikle bu bölgeyi hemen çizmek istiyorum. Hemen çizmek istiyorum. Ne arkadaşlar söyleyin? X eşittir 0'dan nereye?
X eşittir 3'e. Bir şey soracağım sizlere. Şu bahsettiğim şey benim. Bahsettiğim şu doğru. Şu değil mi aslında? Y'nin karesi eşittir ne? X bölü 3. Yani aslında X eşittir ne arkadaşlar? 3Y kare. Yani yana doğru bakacak değil mi? O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu da çizeyim ben sizlere. Söyleyin bana. Ne olacak? İlk olarak Y şey demek değil arkadaşlar. Aşağıdan yukarı demek değil. O zaman aşağıdan diyorum. Nereye arkadaşlar? Evet söyleyin bana. Aşağıdan nereye? Yukarıya. Zaten yukarısı direkt şurası olmadım. Bakın. Evet. İstiyorsanız şurayı biraz da şuraya yanaştırayım ben sizlere. Daha güzel görün. Hatta bölgemiz direkt şurası mı oluyor arkadaşlar? Bakalım bir. X eşittir sıfırdan nereye? X eşittir 3'e. Evet. Aşağıdan yukarı dediğim için bakın neresi oluyor? Şurası oluyor. Orayı da sarıyla göstermek istiyorum. O zaman bir dakika şunları bir yazalım arkadaşlar. Çok güzel olsun. Çok güzel olsun. X eşittir sıfırdan nereye? X eşittir 3'e. Şu bahsettiğim doğru şey değil mi? X eşittir 3y kareden. Şurası da arkadaşlar 3 verdiğim için zaten x'in 3 verisini şuranın da zaten 1 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi gelin arkadaşlar ne yapalım? Bunun sınırını değiştirelim hep birlikte. Şöyle yapıyorum. Dikkat edin. O zaman mavi sınırı ne yapıyorum? dy yapıyorum arkadaşlar. Kırmızı sınırı ne yapıyorum söyleyin bana. dx yapıyorum. Mavi dediğim şey arkadaşlar y dediğim şey her zaman şu değil miydi? Aşağıdan yukarıya aşağısı ne? Y eşittir sıfırdan. Sizin de çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi nereye? Evet. Y eşittir 1'e. Evet arkadaşlar. X dediğim şey de her zaman soldan sağa demek değil miydi? Solda gördüğüm ilk yer şurası. İkinci yerde şurası değil mi? İlk gördüğüm yer sıfırdan nereye arkadaşlar? İkinci gördüğüm yerde bakın şurası değil mi? X eşittir nereye söyleyeyim bana? 3 y kare. Şimdi bunun arkadaşlar çözümünü sizlere ben şurada direkt göstermek istiyorum. Bakın artık bir daha şey yapmayalım. Bakın direkt şöyle mi oluyor? Sıfırdan 1'e. Hemen şuradan zaten 3y kare geliyor. Bu da e üzeri y küp değil mi zaten arkadaşlar? Pratik olalım biraz. E üzeri y küp çarpı ne? 3y kare d'ye. Bu ne kadar güzel bir soru ya. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Eğer siz burada y'nin kübüne eğer u derseniz bakın değil mi? Burada y'nin kübüne u derseniz 3y kare d'ye zaten bakın burada ne oluyor? Direkt integralimiz geliyor ve sonuç çıkıyor. Çok mükemmel bir soru. Çok kaliteli bir soru. Çok da şık bir soru bakın arkadaşlar. Umarım çok iyi anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sınavın sonuna kadar elimden geldiği kadar videolara devam edeceğim. Sınavın sonuna kadar her zaman yanınızdayım. Arkadaşlar tüm herkese başarılar diliyorum. Tekrardan dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.